Güneş sistemindeki her gezegen insanda ayrı ayrı merak uyandırmaktadır. Bu gezegenler bize milyonlarca kilometre uzakta olmalarına rağmen aynı güneşi paylaşıyor olduğumuzu düşünmek beni her zaman etkilemiştir. Güneşimiz yok olsa bütün bu gezegenlerle aynı kaderi paylaşacağımız duygusu ya da dünyanın güneş sisteminden ayrıldığını düşündüğümde boşlukta yapayalnız kalacağımızın endişesi kaplar içimi komşu gezegenleri düşündüğümde. Aslında henüz doğru düzgün hiçbir yolculuk yapamasak da orada var olmaları yalnız olmadığımız hissini biraz daha güçlendirmekte her şekilde. Bu gezegenlerden güneşe en yakın olanı ve gözlemlenmesi nispeten diğer gezegenlere göre zor olanı Merkür gezegenidir. Ay'dan büyüklük olarak biraz daha büyük olan bu gezegen güneşe en yakın gezegen olduğu için Dünya'nın ufkundan 30 dereceye kadar yukarı çıkamadan tekrar kaybolma eğilimine geçer. Bu durum bizim için optimum gözlem yapma açısı olan 30 derecenin altında kaldığından sürekli olarak kalın atmosfer tabakasının görüntümüzü bozduğu bir durum söz konusudur. Ayrıca çıplak gözle gözlemlenebilen bir gezegen olan Merkür, Güneş'e yakınlığından dolayı çıplak gözle de gözlemlenmesi zor bir gezegendir. Buna rağmen nereye nasıl bakacağınızı bilirseniz çıplak gözle görebileceğiniz bu gezegeni başlangıç seviyesi teleskoplarla çok net olamasa da yani kraterlerini falan göremeseniz de inceleyebilirsiniz. Merkür yörüngesinden dolayı yılda yaklaşık olarak 6 kez görünür olur. Her bir göründüğü süreçte birkaç gün o süreçte gözlemlenebilirken daha sonra tekrar görünmez olduğu konuma geçerek gözlerden kaybolur. Eğer Merkür'ün gökyüzünde ne zaman görünür olduğunu bilmek istiyorsanız internette Merkür gözlem takvimi yazarak tarihleri aratabilirsiniz. Bu arada Merkür'ü gözlemlerken dikkat edeceğiniz bir husus da parlaklığının neredeyse Sirius yıldızından daha parlak olmasıdır. Bu nedenle kolayca fark edilebilir. Ancak bu haliyle beyaz renkte parlayan gezegen ufuk çizgisine çok yakın olduğu için daha pembemsi görünecektir. Buna sebep olan süreç güneşin doğarken ya da batarken kırmızı görünmesiyle aynıdır. Şimdi gelin elimizdeki mevcut olanaklarla Merkür gezegeninin nasıl gözlemlenebildiğine bakalım. Merkür'ü en net nasıl görebiliriz? Burada gördüğünüz görüntü çıplak gözle görünen Merkür'ün görüntüsüdür. Buradaki gezegenin parlaklığının Sirius gezegeninden daha parlak olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Burada gördüğünüz görüntü 70 mm'lik mercekli teleskopla çekilmiştir. Ve görüntü işlendiğinde ortaya çıkan görsel işte budur. Burada az da olsa gezegendeki gece ve gündüz oluşumlarını gözlemleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gezegenin 100 mm'lik aynalı bir teleskopla çekilmiş görüntüsüdür. Aslında burada görüntü daha net olabilirdi. Ancak teleskop ayarlarını çok tutturamadığım ortada.
Buradaki görüntü 200 mm'lik aynalı teleskopla kaydedilmiştir. Detayların belirginleştiğini az da olsa söyleyebiliriz. Tabii bizim atmosferimizdeki dalgalanma da görüntüyü dalgalı hale getiriyor. Burada 200 mm'lik mercekli bir teleskopla elde edilen görüntüyü görebilirsiniz. 200 mm aynalı teleskopla görüntüler neredeyse aynı görünmektedir. Burada 400 mm aynalı teleskopla nasıl görüntüler elde edildiğini görebilirsiniz. Aynalı teleskopların ayarlanması biraz daha zahmetli olduğu için daha detaylı ayarlar yapıldığında daha iyi görüntüler yakalandığı kesindir. Burada da yine 400 mm mercekli teleskop görüntüleri mevcut. Ancak 400 mm aynalı teleskop görüntülerinin daha iyi olduğunun kanaatindeyim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Burada da elimizdeki mevcut en iyi teleskoplarla, yani NASA'nın Hubble ve James Webb teleskoplarıyla çekilmiş görselleri mevcut. Atmosfer etkisi olmadan en ince detaylara kadar gözlemlemek mümkün gibi görünüyor. Gezegenin üzerindeki 3-4 kilometrelik uçurumları bu şekilde incelemek de mümkün oluyor. Videoda mümkün olduğu kadar sizlere Merkür gezegeninin teleskop görüntülerini iletmeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek, abone olarak ve yorum atarak beni ödüllendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda Venüs ile ilgili teleskop görüntüleri paylaşacağımı şimdiden bilgilerinize sunarım. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.